Merhaba, bugün Lenore baskı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Lenore baskıda kullanacağımız plakalar farklı özellikler gösteriyor. Piyasada bulabileceğiniz pek çok farklı özellikte Lenore baskı malzemesi var. Şimdi bunlardan birazcık birkaç örnek göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi plastik oranı biraz fazla. Arka kısmı iplerle sabitlenmiş bir şekilde. Bu ipler sayesinde de linolün esnemesi önleniyor. Küçük boyutlu çalışmalarda bu esneme çok önemli değil belki ama özellikle 35-50 boyutundan daha büyük olan çalışmalarda ve özellikle pres kullanılırsa, çukur baskı presi kullanılırsa bu esneme fazla olabiliyor. Dolayısıyla renkli çalışmalarda kaymalar meydana geliyor. Bu nedenle arka tarafı burada gördüğünüz gibi iplerle birazcık daha sabit hale getirilmiş. Böylece esneme birazcık azalmış oluyor. Bunun dışında şu anda daha çok kırtasiyelerde bulunabilecek bir malzeme de arka tarafı keçeyle kaplanmış olan linol plakalar. Bunlar nispeten diğerine göre birazcık daha incedir. Yüzeyi birazcık daha pürüzlü gibidir. Yani şuradaki kullanmış olduğumuz linol yüzeyi çok parlak ve çok düz. Fakat bu mesela birazcık daha hafif de olsa bir dokuya sahip. Başka bir linol çeşidi de burada gördüğünüz gibi. Bu sadece aslında birazcık renk farklılığı var. Onun dışında bir de arka tarafında kullanılan keçe kısmı birazcık daha düz gibi. Diğerine birazcık daha böyle dokulu bir keçeye sahip. Bu birazcık daha ince ve düz gibi görünüyor. Bir de buradaki linole göre buradaki linol biraz daha düz, parlak dokulu bir yüzeye sahip değil. Böyle bir farklılığı var. Şimdi çalışmaya geçmeden önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Linol plakayı mutlaka baskıya hazırlamanız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi bu linollerin arka tarafları keçeyle kaplı olduğu için bunu tasarımımıza uygun bir şekilde kestiğimiz zaman genellikle bu kısımlarda birazcık keçenin ipleri çıkıyor. Bu ipler daha sonra buradan kurtularak baskı esnasında plakanın yüzeyine geliyor ve biz boyayı verdiğimiz zaman oraya yapışıp kalıyor. Bunu kağıda bastığımız zaman o kısımlarda bir yükselti oluşturacağı için bu iplerin olduğu kısımlar kağıda çıkmıyor. Yani buradaki boya kısmı kağıda çıkmıyor. O iplerin izleri çıkıyor. Bu nedenle mutlaka bu plakayı aldıktan sonra, kestikten sonra genel kısımları hafif de olsa bir yakmakta yarar var. Böylece buradaki ipler çalışmaya geçmez. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Şöyle hızlıca bir şekilde böyle geçerseniz o kısımlar yanmış olur. Böylece çalışmanıza da gelmez. Evet, şimdi çalışmamız plakamız artık hazır. Burada yapacağımız ilk işlem çalışmanın buraya kopyalanması.